Herkese selam millet. Bugün Yamaha'nın en imza modellerinden biri. Bir yerde baktığınızda mutlaka bir kere daha baktıran, 2022 itibariyle de tasarımı neredeyse tamamen değişmiş bir motorla XSR 900 ile beraberiz. 2014-2015 yıllarında Yamaha tüm dünyayı hayran bırakacak yeniliklerle, inanılmaz tasarımlarla piyasaya girdi ve gerçekten de piyasayı kendisine hayran bıraktı. Yani öyle ki motosiklet seven ya da sevmeyen herkes motorlara bir baktığı zaman bir daha bakıyordu. Ve bu bütün modellerde geçerliydi. En küçük scooterından en büyük yarış motoruna kadar harikulade tasarımlarla piyasaya girdi. Ve o piyasaya girdiği serilerden biri de XSR serisiydi ki eski modellerinden SR serisine gönderme yapmak istedikleri bir modeldi. Bu modelde de Faster Sense'la beraber çok uzun bir Ar-Ge, uzun bir çalışma sonrasında XSR 700'ü yarattılar. Uzun bir çalışma diyorum, gerçekten de XSR 700'ü incelediğinizde o kadar fazla detay var, o kadar fazla detaylı işçilik var ki ne kadar fazla üzerine çalıştıklarını anlıyorsunuz ki zaten commercial videolarından bile bu detaylı baya baya anlatıyorlardı. XSR 700'de biliyorsunuz MT7 motor bloğu kullanıyorlar ve oradan da ilham almış olacaklar ki bunun da bir de XSR 900'ünü çıkartalım demişler ve buna da MT9 motor bloğuyla bir aslına bakarsanız güzel ama XSR 700'deki bütün o detayların olmadığı, o kadar fazla işçiliğin olmadığı bir model ortaya koydular. Yine çok güzeldi, yine çok yakışıklıydı ama işte o gerçekten o gerçek neoklasik kullanıcısını, gerçek Cafe Racer ve Scrambler kullanıcısını %100 tatmin etmeyen bir motor vardı ortada. Çünkü şeytan ayrıntıda gizlidir. Ayrıntıları XSR 900'de görememiştik. Tabii o zamanlar Yamaha çok eleştirildi ki biliyorsunuz Yamaha kullanıcılarının çok fazla dinleyen ve bunun üzerine de Ar-Ge'sini geliştiren bir marka olduğu için bunlara kulak asacağı düşünülüyordu ve devamlı da ya bu motora şunları ekleseniz, şunlar olsa, bunlar olsa diye böyle değişik değişik bildirimler fabrikaya gitti. Ve geçen bu zamanda da beklenti devamlı XSR 900'ün ilerleyen modellerde çok daha fazla detaylı işçiliğin olacağı, çok daha fazla klasik görünüme kavuşacağı bir model beklentisi vardı. Fakat biz o kadar büyük konuşmuşuz ve beklentiyi o kadar fazla tutmuşuz ki yeni gelen modelde yine gerçekten bir hüsrana uğradık diyebilirim. Motor yine çok güzel, harikulade bir motor var önümüzde ama bu motora XSR 900 olarak bakarsan, bir XSR serisi olarak bakarsan gerçekten hayal kırıklığına uğratan bir motor var karşımızda. Şimdi bu video bu kadar negatif eleştirilerle başlamamın bir nedeni bu motorun hala XSR 900 olarak anlatılması, 900 olarak tanıtılması. İşte burada XSR kullanıcıları bana biraz kızacak ama hiç kızmayın. Ben de bir XSR kullanıcısıyım. Yani benim aslına bakarsanız kızdığım ve yapılmasını istemediğim konu bu motorun XSR olarak tanıtılması. Bu motora başka bir isim taksalardı, bambaşka bir şekilde bu motoru tanıtsalardı şu görünümüyle gerçekten de hayran bırakacak bir motor. Ve öyle güzel bir motor ki gerçekten bu motora baktığın zaman, bu motora bakarak konuştuğun zaman ya tamam ben bütün laflarımı geri aldım dedirtiyor insana. Genel özelliklerine bakacak olursak bu motor gerçekten de dolu bir motor. Hatta o kadar dolu bir motor ki ya daha ne istiyorsun dedirtecek düzeyde. Öyle ki yolda giderken ne kadar yattınız, ne kadar gaz açtınız, ne kadar frene bastınız bunların hepsini ölçümleyerekten motorun çekişini ayarlayan bir sistem var. Buna da altı eksenli atalet sistemi diyorlar. Daha önce R1'lerde kullanılan bir sistemdi. Oradan esinlenerek MT9'lara ve XSR 900'lara da entegre edilmiş. Yani siz motorda ne kadar gaz açıyorsunuz, nerede gidiyorsunuz, ne yapıyorsunuz bunların hepsini sizinle beraber hissederek o sensörlerle ölçümleyerek size yolda başınıza gelebilecek bütün hataları, eksileri absorbe etmeye çalışıyor bu motor. Ayrıca traction control ve cruise control de standart olarak geliyor ve bu motorda çok enteresan bir özellik daha var. O da şu ki traction control'e hepimiz alışkınız ama motorda kaydırma sensörü var. Yani yolda gidiyorsunuz motor kaydı diyelim. İşte yer ıslak olabilir, yerde yağ olabilir ya da tam dönüşü ayarlayamadın, gazı ayarlayamadın, motor şöyle bir saldı. İşte oralarda motor kendisini toparlıyor. Yani motor diyor ki kardeşim beni doğru düzgün kullan. Yani sen kullanamıyorsan bak ben düzeltiyorum diyor. Yani bu motor kullanmayı ya sen öğreneceksin ya da ben sana öğreteceğim diyor. Eski MT9'larda ve eski XSR 900'lerde ki hatta yurt dışında eski XSR 900'ler için orijinal XSR 900 diyorlar ki ya ben de bu videoda gerçekten bu yeni XSR 900'ü biraz gömmeye başladım ama orayı biraz toparlayacağım biraz sonra. O motorlarda iki sürüş modu vardı. A vardı, B vardı. Bu motora 4 tane sürüş modu koymuşlar ama yine en aktifi 1 ve 2 diyorlar. 3 ve 4'te gerçekten o çok fazla böyle bir sürüş modunu hissedecek bir sistem yok dedi kullanıcısı. Ben daha 3 ile 4'ü tecrübe edemedim. Ama A ve B modunda gerçekten A modunda motor deli gidiyor. B modunda daha hassas bir sürüş var motorda. Ayrıca XSR 900 ve MT9'larda çokça gördüğümüz bir sorun vardır. O da motoru kafaya geçirmek. Biliyorsunuz teker yapma
yapmak isterler. Hadi bununla bir teker yapalım derler ama ayarlayamazlar. Motor kafaya geçer. İşte onu engellemek için de bu motora rail control, yani tek teker kontrolü eklemişler. O da 4 kademeli ve keşke de daha önce bu özellik motora konsaymış. Yine motorun atlanmaması gereken özelliklerinden biri de quick shifter olması. Hem de hem aşağıya hem de yukarı bir şekilde kusursuz bir şekilde çalışan quick shifter var bu motorda. Şimdi şu İstinye yokuşunda hiç debriyaj ellemeden şu viteslerle oynayalım bakalım biraz. Nasıl olacak? Quick shifter nasıl çalışıyor onu görelim. Yani ben hakikaten o kadar alışmışım ki debriyajlı motor kullanmaya. Debriyajsız vites değiştirmekte zorlanıyorum yani. Elim devamlı debriyaja gidiyor. Şimdi burası müsaittir de birazcık bakalım nasıl oluyor. Vites küçültürken motor ara gaz veriyor. Çok güzel. Çok keyifli. Vay. Ara gazını severim senin. Tasarımı gerçekten çok güzel. Özellikle bu rengine ben hayran kaldım. Biliyorsunuz ben siyah fetişi bir adam olduğum için bu motora gerçekten bakar bakmaz böyle ya bu motor bana gelmeliymiş, benim olmalıymış dedirtti. Ve şunu da söyleyeyim size, gerçekten de böyle bir yerde ya ben motoru bir yere koyayım da farklı olsun, bir bakan bir daha baksın istiyorsanız işte bu motor o motor. İşçiliği olsun, trimleri olsun, montaj kalitesi olsun, gerçekten dört dörtlük ve ben bana verdiğiniz parayı hak ediyorum dedirtiyor bu motor size. Gidon tasarımı, düğmeler, elcikler üst kalite. Gerçekten de böyle baktığınız zaman harikulade bir işçilik görüyorsunuz burada. Zaten diğer incelemelerde, özellikle çin malı motor incelemelerde hep Japonları örnek gösteriyorum ya. İşte bu örnek göstereceğim motor bu motor. Elcikleri olsun, düğme kalitesi olsun, manetleri olsun, dört dörtlük bir işçilik var burada. Fakat şöyle bir eksi var. Son yıllarda biliyorsunuz motosikletlerin bütün özelliklerini arşa erdirdikleri için oraya düğme, buraya düğme, şuraya düğme derken burada kocaman, eskiden sadece sağ sol sinyal bir de korna varken şimdi yok işte modunu değiştir, yok cruise kontrolü, yok işte aşağıda selektörü, yok orada bir modu, işte mesela selektör yapacaksın buradan modu değiştiriyorsun, işte selektörü başka yere koymuşlar falan, bunlar hep böyle kafa karıştırıcı özellik olarak karşınıza geliyor. Ve ben gerçekten de sürüş esnasında bunlarla uğraşmanızı tavsiye etmiyorum. Alman arabalarına, yol bilgisayarlarına sürüş esnasında müdahale etmenize izin vermez. Hatta orada da bir uyarı çıkar sürüş esnasında oynamayın diye. Motosikletlerde maalesef hala o uyarıya gelemedik, o teknolojiye gelemedik. Sürüş esnasında bütün bu özelliklerle oynanabiliyor. Keşke öyle de bir kısıtlama gelse ama günümüzde maalesef yok. Bizler biliyorsunuz ki her seferinde yolda giderken ekrana bakmayın, düğmelere bakmayın diyoruz. Çünkü buralarla uğraştığınız her saniye yoldan çalıyorsunuz. O da sizin güvenliğinizi büyük ölçüde tehlikeye atıyor. Ayna tasarımı bu motorda diğer XSR'larda gördüğümüzden farklı olarak gidona konumlanmış. Buna Buffalo ayna da diyorlar. Fakat bu tarzda gidona takılan aynalarda daha küçük aynalar kullanılır biliyorsunuz. Hatta Triumph'un falan aynaları daha böyle küçüktür, daha şıktır. Bunda kocaman bir ayna koymuşlar buraya. Yani sanki buradaki aynayı buraya taşımışlar gibi. Evet, arkayı göstermesi çok güzel ama büyük kalmış. Yani trafik içerisinde giderken İstanbul'da özellikle aralara gireyim, şuraya yapayım derken gidonu da genişlettiği için aman o arabaya sürter miyim, aman buraya sürter miyim diye seni devamlı tedirgin eden bir ayna tasarımı olmuş. Ama tabii ki de yine tasarım olarak uzaktan baktığın zaman hoş duruyor. Bak şimdi aralara giriyorum. Mesela bak şurada daha keskin olsa gidon turu neredeyse bitiyor. Girmekte zorlanıyorum. Onun dışında da diğer aralara girdiğimde ayna nereye çarpacak, nasıl geçeceğim diye devamlı onu hesaplama durumundasın. Uzun süre kullanımda alışılır mı bilmiyorum ama yani bu o kadar dışarıda ki aynalar, alışması biraz zor gibi. Böyle bir aynayı ben MV Agusta'da da görmüştüm. O da çok mantıksızdı. MV Agusta'da bir de bundan daha da büyüğü vardı. Bu yine biraz daha küçük. Burada daha insaflı davranmışlar. Ekran tasarımına gelecek olursak burada kontak kapalıyken baktığın zaman böyle kocaman bir TFT ekran varmış gibi duruyor ama kontağı açtığın zaman aslında minicik bir ekran karşılıyor seni. Madem buraya TFT bir ekran koymayacaktım, niye böyle dikdörtgen bir ekrana geçtim ve işte benim bütün bu eleştirilere neden olan işte değişiklikleri yaptın diye de insana sorgulatıyor. Biliyorsunuz XSR'ın o imza almış yuvarlak bir ekranı vardır burada. Bu motorda o ekranı koymamışlar ve onun yerine de yine içerisinde dijital bölümü küçücük olan bir ekran koymuşlar. Neden bu tasarımı bu şekilde değiştirdiniz, ne yaptınız? Gerçekten büyük bir düşünce konusu. Ön arka aydınlatmalar LED, sinyaller de LED. Biliyorsunuz ben LED tasarımları sevmememe rağmen yine bu motordaki ve
beğendim. Ön taraftaki far gerçekten çok güzel aydınlatıyor. LED sinyaller de özellikle gündüz de çok güzel arkadan fark ediliyor. Fakat yine Accessar'ın imzası olan o arkadaki yuvarlak stop değişmiş. Buraya düz bir stop gelmiş. O da işte bu hani orijinal Accessar mı bu dedirten konulardan biri. Yamaha ve çoğu marka artık biliyorsunuz far konusunda ve çoğu tasarım konusunda LED'e döndü. Ve bunu da allandıra ballandıra anlatıyorlar. Şurası LED, burası LED, şurası LED, burası LED diye. Arkadaşlar LED aslına bakarsanız o kadar büyük, deli gibi anlatılacak, üzerine saatlerce konuşacak bir teknoloji değil. Çok ucuz bir teknoloji ama işte bunu o kadar güzel bir şekilde lanse ediyorlar ki ya bunun farı LED, bunun sinyali LED diye biz de böyle ona fit olmuş şekilde, bayılmış bir şekilde gidiyoruz. Ki zaten Scrambler'larda, Cafe Racer'larda olay 1960'lı yılların motorlarından esinlenildiği için bence bu motorlarda LED far olmamalı. Hala halojen ve ampul far olmalı diye düşünüyorum ben. Depo tasarımı motorda tamamen değişmiş. Bence gayet de iyi olmuş. Eski XSR 900'lerde benim beğenmediğim, hatta uzun boyluların da beğenmediği, rahat etmediği bir depo tasarımı vardı. Öyle ki buradaki diz oyuntusu o kadar kötü ayarlanmıştı ki buraya dizini koyduğun zaman dizin tam bu kesişme noktasına geliyordu ve rahat ettirmiyordu motoru kullanırken. Fakat bu motorda onu çözmüşler. Dizin buraya gerçekten çok güzel bir şekilde oturuyor. Depo tasarımı demişken oturuş pozisyonuna da geçelim. Motorun oturuş pozisyonu gerçekten çok rahat. Dediğim gibi burada rahat bir şekilde dizlerinle motoru tutabiliyorsun. Bacak açında gayet iyi. Motorda dik bir oturuş pozisyonu var. Yani naked kullananlar bu motordan bayağı bir rahat bir şekilde kullanabilirler. Bazı kişiler, hatta bu motorun sahibi arkadaşımız da motorun oturuşunu biraz öne doğru bulmuşlar ama bence çok ekstrem bir ön tarafa doğru bir oturuş pozisyonu yok. Yani 900 cc bir motorda da zaten %100 dimdik durulması beklenmez. Çünkü o kadar güçlü bir motor ki bu, birazcık şöyle hafif önde oturman senin de ergonomik olarak daha rahat motoru kullanmanı sağlayacaktır. Sele konforuna bakacak olursak da sele motora uzaktan baktığınız zaman gerçekten de çok rahat bir sele gibi görünüyor. Özellikle bu arka tasarımı da, hatta zaten öyle bir değişik bir tasarım yapmışlar ki buna solo seat cover gibi bir tasarım var burada. Bayağı etli bir sele olarak görüyorsunuz ama oturduğunuz zaman öyle değil. Yani tamamen burada böyle bir tahtaya oturuyormuş gibi bir hissiyat var. Yani bunu niye böyle yaptılar? Anlamak zor. Çünkü yani sertse bunu ince yaparsın motorun bütün tepkilerini anlamak için. Yumuşaksa da yani yumuşak bir sele yaparsın. Bunda yumuşak gibi görünen sert bir sele var. Arka plakalık tasarımı, hani bu motorda buna değinmeye gerek var mı bilmiyorum ama alan çoğu kişinin bu tasarımı söküp buradan yeni bir plakalık taktıracağından eminim. Titreşim konusu, bu motorda titreşim yok arkadaşlar. Bu motorda titreşim var diyenin alnını karıştırırlar. Bu motor titriyor diyeni döverler piyasada, barındırmazlar. Gerçekten de çok güzel, stabil bir şekilde yolda giden bir motor bu. Motor gücü, bu motor 3 silindir, 890 cc, 117 beygir ve 193 kilo ağırlığında. Ki bu motorun gerçekten de kendisinden en çok korkutan ve kendisine de en hayran bıraktıran yanı gücü. Öyle ki bu gücü size şöyle anlatabilirim. Motoru A moduna aldınız, gazı açtığınız zaman resmen hissiyat şu oluyor. Sen ve motor gidiyorsun, ruhun o gaza açtığın yerde kalıyor. Ta ki sen freni bastığın zaman ruhun tekrardan gelip bedenine giriyor. Böyle bir hissiyat var motorda, öyle bir hızlanma var. İşte o hissiyat. Hızlandığın zaman ruhun bedenden ayrılması. Ve Yamaha bu efsaneleşmiş hızı korumak için de biliyorsunuz son zamanlardaki bu Euro 4'tü, Euro 5'tü, Euro 6'ydı derken egzoz emisyonlarının da daha fazla kısılmasından dolayı ya biz bu motorda güç kaybını yaşamayalım diye motor bloğunda ve şasisinde de bazı değişiklikler yapıyor. XSR 900 ve MT 900'de de yaptığı en büyük değişikliklerden biri şasisini değiştirmek. Daha hafif ve daha ince bir şaseye geçiyorlar. Fakat ince olması sizi merak ettirtmesin, korkutmasın, çok daha sağlam bir şaseye geçiyorlar. Zaten aslına bakarsanız MT 900
X9 ve XSR900'da da tasarımsal olarak böyle farklılığa gitmesinin de bir nedeni de bu şasinin değişmesi, buraların değişik olması. Gerçekten de o kadar güçlü bir motor ki, yani bu motoru şöyle size pazarlayabilirler. Abi bunu B modunu alırsın, C modunu alırsın, D modunu alırsın, motoru kullanırsın deseler de, bu motoru o şekilde dizginleyebilirsin deseler de buna inanmayın arkadaşlar. Bu motoru kullanmak gerçekten tecrübe istiyor. Vites geçişleri bu motorun şıkır şıkır çalışıyor. Gerçekten de çok güzel bir şanzımanı var. Hele ki quick shifter aşağıya ve yukarı sorunsuz bir şekilde yolda size eşlik ediyor. Debriyaj olarak telli bir debriyaj var ama o da gayet yumuşak ve güzel. Yolda sizin elinizi hiç yormuyor. Ayrıca kaydırmalı debriyaj da bu motorda standart olarak geliyor. MT9'ların ve XSR900'ların eski kasalarında da frenler çok başarılı olmasına rağmen bu motorda daha da iyi ne yapabiliriz diye düşünmüşler. Buraya Brembo'nun radyal silindirlerini koymuşlar ve ön fren gerçekten inanılmaz iyi tutuyor. Yani bastığınız yerde motor duruyor neredeyse. Frenler inanılmaz iyi. Yani bu motorun eski kasasında da frenler çok iyiydi. Bu Brembo silindirle beraber frenler arşa ermiş. Yani öyle böyle tutuyor ki bak, bastığın yerde duracak neredeyse. Fizik kurallarına aykırı hareket ediyor diyebilirim. Arka frende de yine standart eskilerde olan o Brembo silindiri kullanıyorlar. Yukarıda silindir olarak Brembo kullansalar da kaliper olarak orijinal kaliperleri, eskiden görmeye alıştığım Nissin kaliperleri koymuşlar ki bence 4 dörtlük çalışan bir kaliperdi o da. Bu Brembo silindir ve Nissin kaliperle birleşince de frenleme inanılmaz başarılı bir hale gelmiş. Amortisör konusu, bu motorun kullanıcıları amortisörlerinin çok sert olduğundan şikayet etseler de ben gayet normal buldum. Sonuç itibariyle 900 cc bir motor kullanıyorsunuz. Yani bu motorun aslına bakarsanız amortisörlerin sert olması lazım ki o gücü dizginleyebilsin. Virajlarda yolda giderken tepkimelerinde o motoru sallanmasına engel olsun. Ön tarafta ayarlanabilir ters maşa bir amortisör var. Arka tarafta da viraj kararlılığını arttırsın diye sert bir amortisör koymuşlar. Yani aslına bakarsanız her şey olması gerektiği gibi. Fakat şöyle yorumları çok aldım. İşte amortisörleri yumuşatmak istiyorum, amortisörleri alçaltmak istiyorum diye. Bence öyle şeyler yapmayın. Motorun bütün ayarlarıyla oynamış olursunuz. Şu anda gidişi, duruşu, virajdan dönüşü gayet stabil ve güzel bir şekilde. Motor Bridgestone S22 lastiklerle geliyor. Ben lastiğin yol tutuşunu gayet iyi buldum. Fena değil. Lastiklerin yol tutuşu beni bayağı bir tatmin etti. Çoğu kişi bu motoru alır almaz lastiklerini de herhalde değiştiriyor ama bence yol tutuşu, hakimiyeti, tepkimeleri gayet güzel. Tabii yol tutuşuna lastik kadar etki eden bir diğer unsur da amortisörleri. Dediğim gibi amortisörlerinden, sertliğinden bayağı bir şikayet geliyor bu motorun. Ama 900 cc bir motor kullanıyorsun ve bu kadar atik bir motor kullanıyorsan amortisörlerin böyle olması gerekiyor. Yani beni aslına bakarsanız rahatsız etmedi bu durum. Aksine daha da güvende hissettirdi. Egzoz sesi bu motorun hakikaten harika. Yani sen burada dur, evinde dur, iki sokak aşağıdan bu motor geçsin. Aa bak MT9 geçiyor, aa bak XSR900 geçiyor dedirtiyor insana. O kadar güzel imza bir tonu var. Polisin yanında da vurum yapmazsın ya. Oğlum polisin yanında ben niye gaza geldim, böyle bir şey yaptım. Neyse, ceza ayarsak artık Eren bize yollar onu. İşte motor diyorum ya size gaza getiriyor diye. Aha da o gazlardan biri de bu. Yaptığımız işe bak, oldu mu şimdi böyle? Yakıt deposu 14 litre benzin alıyor bu motor ve basarsanız da deli gibi yakıyor. Yani 7 litre, 8 litre yaktırabiliyorsunuz. Hatta daha deli giderseniz belki daha bile fazla yakabilir. Nesini beğenmezseniz bu motorun aslına bakarsanız beğenmeyeceğiniz çok fazla bir yanı yok. Benim eleştirdiğim konular XSR olarak anlatılması ve eski orijinal XSR'la olan farklılıklarını ben bütün bu video boyunca eleştirdim ve sonunda beğenmeyeceğiniz konu da yine bununla alakalı. Biliyorsunuz XSR'lar normal MT7 ve MT9'dan 10 bin lira, 20 bin lira, 30 bin lira daha pahalıdır. Yani o günümüzdeki piyasaya göre pahalılık oranı değişiyor. Şimdi bu motorda da neredeyse MT9'da hemen hemen aynı özelliklere sahip olmasına rağmen neden ben bu motora satın alırken 20 bin lira, 30 bin lira fark vereyim diye insan düşünmüyor değil. Toparlamak gerekirse bugün her ne kadar orijinal XSR esintileri taşımıyor diye eleştirsem de gerçekten de mühendislik harikası, harikulade bir motorla beraberdik. XSR 900 ile beraberdik. Gerçekten ben çok beğendim. Bu motoru incelerken ve kullanırken de
inanılmaz keyif aldım bu motordan. Fakat şunu da söylemem lazım, gerçekten de bu motoru kullanmak tecrübe istiyor. O kadar güçlü bir motor. Sakın ha sakın bunu sürüş modlarına aldınıp da ben bunu B'de, C'de, D'de kullanırım diyerekten bu motora sahip olmaya kalkmayın eğer tecrübeniz yeterli değilse. Bu motoru bugün incelememiz için bize güvenip veren Eren Soğukpınar'a teşekkür ederiz. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Bu ve bunun gibi incelemelerin devamının gelmesi için videoları beğenmeyi, altına yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi eyvallah.